Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu İstanbul'da. Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan MBRQ Türkiye, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler yaratma hedefiyle her yıl düzenlediği Yaşanabilir Şehirler Sempozyumunu bu yıl 19-20 Kasım'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirecek. Yerel ve merkezi yönetim, özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluş, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve basına açık olacak Yaşanabilir Şehirler Sempozyumunda 40'ı aşkın yerli ve yabancı uzman, daha akıllı ve enerjide verimli şehirlere doğru teması altında yaşanabilir şehirlerle ilgili bilgiler paylaşacak. Dış hatlarda o anons artık yapılmayacak. Atatürk Havalimanı'nda dış hatlar geliş katında yapılan "Uçağı havalimanımıza inmiştir" anonsu artık yapılmayacak. Sessiz Havalimanı projesi kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapılan anonslara getirilen kısıtlamalar devam ediyor. Dış hatlar geliş katında yolcuları bilgilendirme amacıyla yapılan ve uçakların inişinin bildirildiği anonsun artık yapılmayacağı öğrenildi. Dış hatlar gidiş katındaki kapı değişikliği anonslarınınsa kara tarafında değil, yalnızca pasaport kontrol noktası sonrası arındırılmış bölgede yapılacağı belirtildi. Japonya seyahatinden önce bilmeniz gereken 4 ipucu. Genellikle çoğu zaman yerel gereklilikler ve yine yerel kültüre duyulması gereken saygı bir seyahatin gidişatını değiştiren önemli ayrıntılardır. Çünkü ne kadar uyum sağlarsanız seyahatiniz o kadar eğlenceli geçecektir. Japonya kültürüne uyum sağlamak da aslında o kadar da zor değil. Yapmanız gereken tek şey yerel kültürün size sunduğu kurallara uyup Japon kültürünün keyfini baştan aşağı yaşamak. Bu sayede bu güzel Asya adasına olan yolculuğunuz rüya gibi geçecektir. 1. Sokak stili ve yerli halkla uyumlu olun. Eğer Japonya kültürü ve tarzına aşina biriyseniz, mutlaka bu kültürün aynı isimle bir stile öncülük ettiğini de biliyorsunuzdur. Bu gerçek, kıyafet tarzından tutun, davranış ve hatta konuşma tarzına kadar birçok şeyde etkili. O zaman siz de bu dünya şehrinin kendine has stiliyle uyum göstermeye çalışın ve kendinizi bir Japonya vatandaşı gibi hissedin. 2. Gitmeden önce en az birkaç kelime Japonca öğrenin. Gittiğiniz yerin yerli halkı İngilizce ya da sizin dilinizi konuşmak zorunda değil. O zaman yapmanız gereken şey, Japonya uçağına binmeden en az hayat kurtaracak kadar yerel dile aşina olmak. 3. Yerel tatlara açık olun. Eğer Japon mutfağının büyük bir hayranı değilseniz, bu seyahat sizin için biraz sıkıntılı bir seyahat olabilir. Bu yüzden size tek önerimiz, yerel tatlara açık olmaya kendinizi hazırlamanız olacaktır. Ayrıca Japon kültüründe bahşiş vermek yok ve ayıp olarak görülüyor. 4. Hediye vermek her şey demek. Japonya sınırlarında karşınızdaki kişiye ne kadar müteşekkir olduğunuzu hediyeyle göstermeniz oldukça fazla kabul gören bir gelenek. Bu gelenek aynı zamanda karşınızdaki kişiyi ne kadar önemsediğinizi de gösteriyor. Dolayısıyla siz olun, Japonya seyahatinize yanınızda ufak hediyelerle çıkın.